Tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi meclis alt komisyonunda kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek. Kadastro tespiti veya tapu sicilinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle oluşan hatadan olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine, aynı ve şahsi hak lehtarlarına hatanın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu gösteren tebligat yapılacak. Tapu işlemlerini fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırılıyor. İmar Kanunu'na eklenen maddeyle Tarım Arazileri Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda belirtilen izinler alınmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamayacak. Kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaç ve yapılar belediye veya valilikçe bedeli ödenerek sökülüp yıkılabilecek. Riskli olarak tespit edilen yapıların listesi bu yapıların kapısına asılacak ve ilgili muhtarlıkta 2 gün süreyle ilan edilecek. Riskli yapı tespiti işlemi bu ilanla maliklere şahsen tebliğ edilmiş sayılacak. Evet.